Evet, kanalımızdan bütün takipçilerimize selamlar olsun, sevgiler olsun. Tamam, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ben Genel Sekreteriniz Alaaddin Sarı ve TBMM Genel Başkanımız Cihangir Kennedy Komutanım. Herkese selamlar, sevgiler diyoruz. Bu çiçekler için ayrıca Osman Uslu abimize tekrar teşekkür ediyoruz. Yalnız bunda bir not varmış. Biz bunu unuttuk. Herkese özür diliyoruz. Evet, bir adet notumuz var. O notumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, diyor ki: "Çok kıymetli komutanım, sana şikesiz ve sıfır elegans olu nice mutlu günler temenni eder. 10 Ocak'taki doğum gününde şimdiden en içten dileklerimle kutlarım. Osman Uslu, Çanakkale." Osman Uslu'ya tekrar teşekkür ediyoruz buradan. Teşekkür edip sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet komutanım, biz de bu güzel nota istinaden buradan bütün takipçilerimize şikesiz, sıfır elegans dolu bir 2021 yılı diliyoruz. Hep beraber huzur içinde, mutluluk içinde Osman Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. Bu güzel jesti için. Cihangir Bey, İyi ki doğdunuz efendim. Teşekkür Vay ederim. vay vay, bir sürprizimiz daha geldi. Evet, Abi hoş geldiniz, hoş hoş geldiniz. bulduk, hoş bulduk efendim. Cihangir Bey'in doğum günüymüş. Ona nacizane bir pasta getirdik. Çok teşekkür Üflerse ederiz. çok iyi olur. Sağ olun Adnan Bey. Rica ederim, ne demek. Teşekkür ediyoruz. Evet, Adnan Bey de unutmamış bizi. Ve bir adet pastayla geldi. Sürpriz yaptı. Çok sağ olun Adnan Bey. Ne demek? Evet. Afiyet olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ Evet olun. komutanım, Allah razı dün olsun. kutlayamadık. Dün olacaktı. Maalesef bilindiği gibi sokağa çıkma yasağı vardı. Ondan dolayı kutlayamamıştık. Tekrar nice mutlu, sağlıklı yıllar diliyorum ben de. Sana 2021 yılı şans getirsin, sağlık getirsin, huzur Amin. getirsin, mutluluk Hepimize. getirsin, Hepimize. dostluk getirsin, kardeşlik getirsin diyorum komutanım. Evet komutanım, mumunuzu bir söndürseniz, bir de bilgisayardan size alsam Tabii. şöyle bir güzel çekimimize bir başlasak, çekime başlayamadık. Sorun yok. Komutanım, bir alsam sizi bilgisayardan. Ben sevindim, teşekkür ederim. Gerek yoktu. Olur mu komutanım ya? Senin gibi bir güzel komutanımız var. Seni sevmeyelim de kimi sevelim? Ulan sevgilerimizi, saygılarımızı gönder. Pasta getirmişler. Mumu söndür komutanım. 10 Ocak benim doğum günümdü. Bugün 11 Ocak. Dün kutlayamadık. Nice mutlu Teşekkür yıllar ederiz. diyoruz. Sağ Happy olun. birthday to you Cihangir Göktaş diyoruz. Evet komutanım, bugün biraz değişik konulardan bahsetmek istiyorum. Uzaylılar hakkında takipçilerimiz bizden bilgi istiyor. Ne gibi? Uzaylılar kimdir? Uzaylılar gerçekten var mıdır? Uzayda nasıl bir hayat var? Uzaylılar var veya yok ya, çocuk çeşeler bu ama bunlar uzaylılar var diyebiliriz tabii. Normal yani. Komutanım, uzaylılar demişken birkaç gün önce ben bir internet haberinde UFO'ların sık sık ülkemize geldiğini ve göründüğünü, hatta F-31, F-35 miydi o, savaş uçaklarımızla komutanım, kapatır mısın? Kapatalım. Evet komutanım. UFO'ların görüldüğü söyleniyor. UFO'lar neden geliyor olabilir ülkemize? Bununla ilgili bilgi sahibi olmak istiyoruz. UFO'lar ışık süzmesi dediğimiz bir konu. Yani galaksiler arası ışık süzmesinden yola çıkılarak aks veriyor. Sıfır çarpı ileyce ız I dünyaya indiği veya gittiği tespit ediliyor. Böyle bir varsayım var pilotlar arasında.
gerçek pilotlardan bahsediyoruz. Ben de gerçek pilotlardanım, hakiki. Hem de astronotluğum var. Benim ailemin de astronotluğu, pilotluğu vardı. Her şeyden de anlar. Adam gibi. Diplomasi, trafiği, diploması, her şeyi adam gibidir yani. Kennedy ailesi. Şimdi bir Cihangir Göktaş var, bir Cihangir Göktaş var. Bir Bahçelievler Cihangir Göktaş var, bir Amerika Cihangir Göktaş var. Bir Balıkesir Ezremit Cihangir Göktaş var, bir Muğla Cihangir Göktaş var, bir Antalya Cihangir Göktaş var, bir Elazığ Cihangir Göktaş var, bir de Mersin Cihangir Göktaş var. Şimdi dünyanın tutumu farklı, dönem, çağ, parti liderlerine, parti ilçe başkanlıklarına, muhtarlıklarına, belediyelere göre 4'e, 5'e hatta 6'ya, 7'ye bölünüyor, ayrılıyor, çoğalıyor, saydırıyor. Caddeye, sokağa, muhite kadar saydırıyor. Biz bunlara karşı değiliz de karşıyız. Psikiyatrik konular ağır basıyor. Parapsikolojisi ağır basıyor. Bunun yanında uzaylılar da ağır basıyor. Kantar fiyatı, price, up down, bu çok görünmüş bir şey. Yani 0.7 sent, 3 sent dünyada çok nadir görülecek olaylardan, konulardan. Petrol durduğu yerde dünyada hiçbir fiyat zam veya ki düşme, alçalma, çıkma diye bir durum olmayacağı dönemde, çağda, trend, gün, saat, ay, her tür gece gündüze gelecek şekilde hesaplandığında 1 sent bile zam görmeyeceği yerde 3 sent hatta 7 sent olduğu görülüyor, tespit ediliyor. Bunun peşine düşüldüğünde halkın, ünlülerin peşinde reaksiyon, frekans vermediği, tişörtlerde mesela, sweatshirtlerde daha çok uzaylıların peşine gittiği, o hafta veya 10 haftadır veya 100 haftadır bu böyle tespit ediliyor. Şimdi demek istediğimiz konu, konu psikolojik de olabilir, konu çağdaşlık da olabilir, ilim de olabilir, bilim de olabilir. Trend gösterdiği zaman biz bunu yadırgamayız, kabulleniriz. Yok da diyemeyiz, var da diyemeyiz ama varsa da var. Bu kadar basit bir konu. Yani uzaylılar var mı komutanım gerçekten? Uzaylılar var. Biz bunu tespit etmişiz. Yani araçlara, ben araç üretiyorum, araba, otomotiv. Şimdi otomotivi yan tarafından kesinlikle renk iz düşümü almaz da vermez de, gökkuşağı boyası dediğimiz, petrolde de yok. Bu ancak bir mıkna olayı. Biz bunu gizli tutuyoruz ama otomotivde, otomotivin ortasında veya ki başında veya sonuna doğru renk serisine öyle bir renk giremez de çıkamaz. Ancak uzaylıların olması gerekiyor. UFO dediğimiz. NASA'ya da biz dünyaca elimizden gelen iyiliği de yapıyoruz. Kötülüğümüzü görmemiştir. Biz de kendilerinin kötülüğünü görmemişizdir. İyi insanlardır. Okumuş, kültürlü insanlar, seviyesi yüksek insanlardır. Biz bunlarla da oturup görüştüğümüzde ortaya çıkan sonuç, uzaylılar var. Yok değil. Var ama çok uzak bir mesafe. Konu bize uzak. Bize bir şey yapmaz. Zararı da olmaz ama aklınızda bulunsun, var yani ürünlere yansıma olayı, tüm ülkeler tarafından mahkeme, uluslararası müracaatlarla kabul edilebilir. Adam gibi adam olanlarla birlikte müracaat edildiğinde kabul edilir. Ama öteki türlü kesinlikle kabul etmiyoruz. Herkes çocuk yetişiyor toplum olarak. Komutanım bir de Donald Trump koltuğu bırakmam diye bir takım... Vallahi koltuğu bırakmam mı, bırakırım demesi öyle bir şeydi. Bak burada koltuk gıç gıç ediyor. Burada 100 milyon kişi de beni aynı anda mahkeme veriyor.
Sen iş madem bu kadar işin doğru düzgün yapıyorsun ama bilmedikleri benim onları bu yola gidip gitmeyeceği inisiyatifimde var mı yok mu? Ben bilir miyim bilmez miyim? Bilmezler. Ben direkt mahkemeleri uyarıyorum önceden. Diyorum bu yoldan gittikleri zaman onlardan önce hemen bizdeki butonları çalıştırın. Düğmeleri, butonları ne gerekiyorsa yapın. Nasıl adlandırıyorsanız şalter mi, ana şalter mi? Hemen o yolu da istimlak edin. Direkt men edin. Bana yaklaştırmayın. Çünkü benim koltuğumla ne Donald Trump, ne Biden, ne Hacı Baba, ne Koska, ne efendime söyleyeyim burada ismi her neyse Helva Okyay, Okyay dahil hiç kimse ben Günaydın Pastanesi'ymiş işte Servet Nargı ben böyle Çükü Bayram işlere girişmem. Çükü Bayram dediğim zaman iş biter. Milyarca katriler dolar fazla alsın tüm dünya ben kazandırıyorum. Çıkıp da ortaya bizdik mizdik bu soytarılıktır. Ben kızarım böyle şey. O zaman bana da oradakiler değil oradakiler buradakiler kazandırıyor. Bana böyle şey olmaz. Biz daha önce ne konuştuysak odur yani. Demek istediğim konu Biden da koltuğuna sağlam sahip çıksın. Trump da sahip çıksın. Baba oğul da olsak, dayı yeğen de olsak, kayınvalide, kayınpederim de olsa geçmişte veya gelecekte her ne isterse olsun. Herkes koltuğuna, yazhanesine sahip çıkmayı bilecek, anahtarına sahip çıkmayı bilecek. O kadar daha düşmedik. Adam gibi gitsin kendine yazhane ofis tutsun, çıksın, geçsin, dolaşsın, nereden başlıyor başlasın iş adamı da olur. Koltuğa kadar cırt cırt ötüşen yani büro siti arasın da ilk önce şikayeyi ödesin. Bu ay imza atması bekleniyor. Trump'ın. Trump'ın imza atıp devretmesi bekleniyor. Ya bizde imzalar hazır, butonlar hazır, her şey hazır. Ben para basımına izin vermem ki 2107 kanun sayılımı 2107 tarihinde mi basılıyor? 107 neresi? 2000 midir? 1800 müdür? Ben niye kabul edeyim? Dünyayı. Niye benim imzam paranın üzerinde olsun? Ben böyle şeye karşıyım. Ben izin vermem. Kendi fikrim yani. Ben kimseden fikir alıp vermiyorum, üretmiyorum. Parayla da satın almıyorum. Ben yaşayarak gezerek dolaşarak böyle değil yani paranın üzerine imzamı niye koyayım gittiğim yerde zor duruma düşeyim. Gençler eğlensin 70 milyon genç nedir Danimarka'dır veya 100 milyon genç bu böyle değil ki. Ben ceremesini çekeceğim o kaldığım otelde bu böyle değil. Herkes koltuğuna ayakkabısına ayakkabı bağcığına kadar sahip çıkmayı bilecek. Ciddiyetlik başka konu. Ciddiyetsizlik başka konu. Biden da elinden geleni yapacak TBMM'de birlikte. Benim lafım gelinim sen duy, kızım sen işit. Hacı Baba da zengindi, tüm dünyada zengindi. TBMM de zengindi, ben de zengindim. Ama benim lafım TBMM'ydi direkt. Adam gibi çalışsın, adam gibi üretsin. Biden'a bu kadar merak niye yani? Takipçilerimize de ben de şöyle bir el sallamak tabii istiyorum. Tabii buradan sevgilerimizi, saygılarımızı tekrar, gönderiyoruz. Tekrar nice mutlu yıllar tabii, diliyorum. Tabii tabii teşekkürler. Sağlık sağ içerisinde, abi, huzur sağ içerisinde. Olur. Nice seneler inşallah. Bu da yeterli. Gerek bile yoktu. Pastaya bile gerek yok. Olsun komutanım ya. Açam sapını çoban armağanı. Benim laflarım, kelimem ağır gelebilir dünyada. Herkese de, her ev iş yerine de. Bir nefes alıp vermem bile ağır gelebilir. Hiçbir şey konuşmasam ömür boyu da. Ama gerçekler acımasızdır. Siz siyaset başka konudur, politika başka konudur. Siz ağır politika çok ağır bir konu. Size dedik ki siyaset de çok ağır bir konudur. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasettir ömür boyu.
Sayın Süleyman Demirel'in yaptığı siyasettir. Biden'ın, Trump'ın yaptığı ayrı ayrı politikadır. Siyaset elegansıdır. Kırmızı balığı TBMM'dir. Bu açılış kapanış saatleri basit işler değil, Megaez'dir, TRT'dir. 23.59'u gösterdim ya, insanın 23.57'yi göre iflahını keser. Şikesiz elegans dönmek lazım diyorsunuz komutanım. O zaman bu işlere girmeyeceksin. Evet komutanım, çok teşekkür ediyoruz bugünkü röportaj için. Şöyle bir el sallayalım. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Kanalımıza abone olunsun değil mi komutanım? Tabii, kanallara mutlaka abone olun. Yani bizler sizlerle varız değerli arkadaşlar. Burası 33 TBMM 01. Herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Amin.